Çocukların derslerdeki başarısını arttırmak için neler yapılmalı? Öğrenme güçlüğü çeken çocuklara aileler nasıl yaklaşmalı? Psikiyatri uzmanı Doçent Doktor Cumhur Taş, iyi fikirde bütün sorularınızı yanıtlıyor. Biraz evvel üşüyorum dedim ya, hemen bir izleyicimiz de iyi fikir yollamış yine Instagram hesabıma. Pekmez diye bir kaşık diyor, içini ısıtır diyor. Buradan da bunu da söylemiş olalım. Hep biz mi iyi fikir vereceğiz? Tabii ki sizlerin de iyi fikirlerini bekliyoruz. Telefonlarınızı da bekliyoruz. Çünkü yine çok önemli bir konuğum var. Benim de can kulağıyla dinleyeceğim tüm anne babaların, tüm anne baba adaylarının, anneannelerin baba, yani herkesin dinlemesi gereken bir konuğum var ki. Doçent Doktor Cumhur Taş, psikiyatri uzmanı. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hazır karnelerde alındı hocam. Evet. Biz çocuklarımıza, zayıf karnesi olanlara, sadece zayıf değil, karnesi iyi olanlara da nasıl davranmalıyız? Ödüllendirmek doğru mu? Cezalandırmak doğru mu hocam? Şimdi çok doğru bir şeyle başladınız. Karnenin iyi veya kötü olması da aslında kendi içerisinde bazı sorunlar barındırıyor. Karne çok iyi olduğunda bakıyorsunuz günümüzde artık sosyal medyadan karneler paylaşılıyor. Evet. Bu karne hediyesi aldım. Çok yüksek kızım. Bedelli karne hediyeleri alınıyor. Maddi açıdan aileler kendini zorluyor. Normalde yapamayacakları hediyeleri çocuklarına sadece karne hediyesi olarak alıyorlar. Beklentiler çok yükseltiliyor. Bu karnesi iyi olan çocuklarımız için bir sorun. Diğer yandan empati yaptığınızda da sosyal medyada bu paylaşımlarda karnesini gören, karnesi bu kadar iyi olmayan çocuklar için de büyük bir sıkıntı. Evet. Onların psikolojisine düşünmek lazım. Bu anlamda ailelerimizin dikkatli olması lazım. Yani karnelerin iyi olmasıyla ilgili elbette ödüllendirmeler, teşvikler yapılabilir ama bunların bir sınırının olması lazım. Hocam geldi, kırıklar var. Biz nasıl davranmalıyız çocuğumuza, da, ne demeliyiz? Bu da resmin diğer bölümü. Karnelerde kırıklar olabilir. Öncelikle düşüncelerimiz davranışlarımızı çok etkilediği için şunu zihnimizde kabul etmemiz lazım. Çocuğun karnesinin kırık olması onun başarısız, onun zekasında bir sorun olduğunu göstermiyor. Zihnimizde bu mentaliteyle başladığımız zaman karnesi zayıf bir çocuk da gelecekte iyi bir hayat kurabilir. Karnesi iyi bir çocuk da. Karnenin zayıf olması geleceğin dağıldığı, darmadağın olduğu anlamına gelmez. Bu mentaliteyle işe başladığımızda çocuğa vereceğimiz tepki bir kere baştan yumuşuyor. Ne diyeceğiz? Şimdi hocam bir konuşma İkinci bize aşamada. Yapsana. Şimdi şöyle. Örneğin karneniz düşük geldi. Benim zayıf geldi. Zayıf geldi. Bana geldiniz, ne diyeceksin babacığım? Öncelikle ne hissettiğini sormanız lazım. Ne hissediyorsun? Baba çok mutsuzum. Neden böyle? Herkes takdir aldı. Ben gene düşük aldım. Gene kırık notlarım baba. İkinci aşamada... Dövecek mi beni? İkinci aşamada hemen şunu sormanız lazım. Dayak, şiddet, buna da söyleyin hocam. İkinci aşamada hemen duyguyla ilgili şuna giriyor olmanız lazım. Karnenin düşük olması sende neler hissettirdi? Birinci soru. İkinci soru, bu düşüklüğü bir dahaki sefere düzeltebilmek için neler yapabiliriz? Çocuğa bunları soracağız. Bu mesajı vermeniz lazım. Hı. Neler yapabilirsin değil, neler ne yapabiliriz? Birlikte nasıl yapabiliriz? Düzeltiriz? Yani bu bizim bir sorunumuz. Bunun bir kısmı senin üzerinde ama bizim de yaptığımız eksikler evet. var. Bakın bir çocuğun karnesinin düşük olmasının bazı temel sorunları vardır. Bir, ya çocuğun okulda evde ders çalışma ortamı uygun değildir. Masası, kitabı, sandalyesi bulunduğu ortam uygun değildir. Dikkat dağınıklığı olabilir. Dikkat dağınıklığı tabii bu sebeple olabilir. İkincisi ders çalışma alışkanlığı edinememiştir çocuk. Bu öğretmeniyle ilişkili olabilir, evdeki bir başka sorunla ilişkili olabilir. Üçüncüsü duygusal dünyasında sorunlar yaşayan bir çocuk olabilir. Evde anne baba ile ilgili bazı sorunlar olabilir, evlilikle ilgili sorunlar olabilir, kardeş sıkıntıları yaşıyor olabilir. Dördüncüsü dikkat dağınıklığı ile ilgili sorunları vardır. Yani bir psikiyatrik, bir ruhsal sorunu olabilir çocuğun. Bu dört sorunu bir araya getirip bütüncül düşündüğünüz zaman bir verdiğiniz reaksiyon yumuşuyor. Evet. Kızım böyle bir şey oldu, bunu yaşadık, senin güçlü yönlerin var. İngilizler der ki bir eleştiri yapıyorsanız önce karşınızdakine bir buket çiçek vereceksiniz. Çocuk olması bunu değiştirmiyor. Önce güçlü yönlerini, iyi yaptığı şeyleri söylemelisiniz ki baştan çocuk hüsrana kapılmasın, frustre olmasın. İkinci aşamada da güçlü yönlerin bunlar, iyi yaptığın şeyler bunlar, bu kadar güzel şeyler yapıyorsun. Derslerimizle ilgili bazı sorunlarımız var. Bununla ilgili neler yapabiliriz? Çünkü bu durum seni de duygusal açıdan üzüyor, bizi de üzüyor. Gel birlikte bu sorunun çözümünü bulalım, mesajını vereceğiz. Böyle bir konuşma yapacağız. Bu yumuşak konuşmayı yapmak lazım. Ceza... Yapılmış hiçbir bilimsel çalışmada çocuğun ders çalışma motivasyonunu arttırmış başarılı bir uygulama olarak bulunmamıştır. Cezayı yapmamak lazım. Ceza hiçbir lazım. Zaman işe yaramıyor. Peki. Hele de düşünsenize 15 günlük bir tatil var önümüzde.
anne babaların zihninde bu 15 gün aslında çok iyi değerlendirilmesi gereken, açığın kapatılıp çocuğun bütün kırıklarını düzeltmesi gereken bir dönem ama gerçekçi değil. Bir dönem geçmiş üstünden, neresinden baksanız evet. 3-4 ay geçmiş. 15 güne bütün bunları sığdırıp bütün müfredatı 15 günde çocuğun gözden geçirmesi gerçekçi değil. Yine buna da empati yapmak lazım. Bakın şimdi siz hafta sonu evinizde çoluğunuz çocuğunuzla vakit geçirmek istiyorsunuz. Evet. Bütün hafta çok yoğun geçmiş. Şimdi size empati yaptığım zaman size işinizle ilgili bir telefon geldiğinde bunu da evde ek olarak yapmanızı istediğimde sinirlenirsiniz. Öfkelenirsiniz, üzülürsünüz. Çocuğu da öyle düşünmek lazım. Çocuğu da öyle düşünün. 4 ay çocuk yoğun bir eğitim müfredatından çıkmış ve 15 gün nefes alma dönemi var. Peki hocam, bu arada biz sizi bulmuşken sadece çocuklarla da, çocuklarımız tabii ki önemli ama sadece çocuklarla da ilgili konuşmak istemiyorum. Kendi psikolojimizle de ilgili. Tabii ki. Kendi evliliğimizde yaşadığımız sıkıntılar, kendi çevremizde gördüğümüz sıkıntılar, bizim psikolojimizi nasıl etkiliyor, bunlarla da ilgili sizi bulmuşken sohbet etmek istiyorum ve siz de sorularınızla hocamıza burada sıkıştırabilirsiniz. Bütün sorularınızı hazır bulmuşken hocamıza lütfen sorun. Doçent Doktor Cumhur Taş canlı yayında sorularınızı yanıtlıyor. İlk telefonumuzu alalım izninizle hocam. Tabii. Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Günaydın Ece Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyiz Ece Hanım. Sizinle çok iyiyiz. Çok ay iyi, ne güzel maşallah. Allah daha da iyi etsin efendim. Gerçekten sizden çok memnunuz. Allah razı olsun. Ay çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, hocamıza sorunuz var. Evet hocam. Hayırlı günler hocam. İyi günler. Hayırlı günler. Hocam benim iki tane çocuğum var, öğrenci. Allah bağışlasın. Bir kız bir oğlan. Kızım teok senesi 8'e gidiyor. Evet. Oğlum ilkokul 3'e gidiyor. Hocam ikisinden çok fark. Kızım çok ısrarlı, iştahlı maşallah. Yani beslerine aşırı önem veriyor. Notlarına aşırı önem veriyor. Diyelim ki mesela düşündüğünden 5 not eksik aldı. Gelip oturup ağlaması oluyor. Hayır, ben bunu 100 almalıyım. Ben bunu böyle aşırı nasıl desem hocam, yani takıntılı bu konuda özellikle. Hı hı. Ama aynı zamanda bu başarının yanı sıra hocam çok güzel çalışıyor. Derslerine çok iştahlı çalışıyor. Ama aynı zamanda da çok unutkanlığı da var. Dersiyle ilgili değil unutkanlığı. Mesela diyelim ki bir bakkala gitti, markete gitti. Bir şeyleri çok çabuk, yani diyelim tek bir şey alacaksa onu yeri gelip unutup almadan geldiği oluyor. Bunu acaba yani bir psikoloğa mı gitmem gerekir, bu dikkat eksikliği midir, onu merak ediyorum hocam. Hı hı. Soralım, çocuklarda unutkanlık dikkat eksikliği mi, dikkat dağınıklığı mı? Her unutkanlık dikkat eksikliği değildir tabii değil. Ki. Çocuğun unutkanlığının sebeplerini araştırmak gerekir. Bazen dikkat farklı bir alana çok yoğun olduğunda da arzu ettiğiniz alanlarda, diğer alanlarda dikkat eksikliği oluşabiliyor. Dikkat eksikliği hiperaktivitede her alanda, çocuğun motivasyonunun olmadığı alanlarda dikkat eksikliği çok yoğun oluyor. Bu çocuklarda sakarlık oluyor, efendim aşırı hareketlilik oluyor, çocukken sağa sola koşturmakla sonucunda küçük yaralanmalar oluşabiliyor. Dikkatini uzun süre odaklamakta sorun olabiliyor. Bu çok daha komplike bir durum ama basit bir unutkanlık, efendim bakkala gönderiyorum, şunu al diyorum, gelmiyor, almıyor. Bunlar hemen bir hastalık rehine yorulması gereken şeyler değil ama dinleyicimiz şöyle bir şeye de değindi. İzin verirseniz onu da bir tabii iki kelam etmek isterim. İki çocuğum var dedi. Anladığım kadarıyla kız ve oğlanın arasında bazı farklılıklar olduğundan, hı hı, bahsetti. Şimdi bir ağaçtaki iki elma bile birbirine benzemiyor. Durumu böyle değerlendirmek lazım. Yani çocuklar hepsi kendine has özelliklere sahip dünyaya geliyorlar ve bizim görevimiz onların bu özelliklerini ortaya çıkartmak. Birbirlerine benzemelerini sağlamak değil. Bir çocuğunuz çok daha iyi ders sorumluluğuna sahip olabilir. Diğeri olmayabilir. Diğerini öbürüne örnek göstermek yapılabilecek en kötü davranıştır. Yani başarılı çocuğu başarısız çocuğa örnek göstermek başarısız çocuğu örseleyecektir. Çalışma motivasyonunu daha da bozacaktır. Bu nasıl dengeleyecek aileler hocam? Bir çocuk çok başarılı, bir çocuk başarısız. Ha bak kardeşin nasıl? Hani bu tarz konuşmalardan kaçınıp... Kesinlikle kaçınmak lazım. Yani çocukları karşılaştırmamak lazım. Diğerinin başarısızlığının sebebi öbürünün başarılı olması değil. Çocukların... Komşu çocuğuyla bile karşılaştırılan anneler var. Tabii komşu çocuğuyla bile. Sınıftaki çocuklarla, komşu çocuğuyla. Çocuk örseleniyor. Yani... Başarılı bir çocuk gösterdiğinizde belki erişkin zihni şöyle değerlendirebiliyor.
iş yerindeyim. Benden başarılı bir arkadaşım var. Daha çok çalışmalı ve belki de ondan daha iyi olmak için çaba göstermeliyim. Ama çocuk beyni bu kadar gelişmiş düşünemiyor. Psikolojisi çok daha basit kötü olur düşünüyor. Mu hocam çocuğun? Çok daha basit düşünüyor ve çocuk olumsuz etkileniyor. Hmm. Onu ona örnek gösterdiğinizde ben niye yapamıyorum? Bu sefer depresyonuna giriyor çocuk. Siz iyi bir şey yapayım derken aslında büyük bir zarar veriyorsunuz. Hocam, bu anlamda kimseye örnek göstermeyeceğiz. Çocuğumuzun şimdi depresyon artık hepimizde. Yani hakikaten bazen belirtilerini bile okuduğumuzda birkaç tane "aa bende de var" diyebiliyoruz. Tabii. Hepimiz öyle bir dönem hı-hı. geçiriyoruz. Öncelikle şey soracağım hocam size. Depresyonun belirtileri nedir? Şimdi ekran başındaki izleyen izleyicilerimiz de herkes kendine bir baksın. Ben de bu var mı desin tabii, mesela. Tabii. Nedir hocam? Hayattan zevk alamamak. Hayattan zevk alamamak. Gün boyu ağlama isteği. Ağlama isteği. Hiçbir şey yapmak istememe. Hı-hı. Yapmakla yükümlü olduğunuz şeyleri yapamama. Zaman zaman ölüm intihar düşünceleri. Dikkatini sürdürmekte güçlük. Uyku bozuklukları. Depresyonun en önemli belirtileri arasında yer alır. Hı. Ama yaş grubuna göre, gelişim dönemine göre depresyon farklı klinik görünümler sergiler. Çocuklarda mesela, depresyon var mı? Çocuklarda ve ergenlerde farklı bir yüz gösterebilir. Hı. Çocuk ve ergenlerde bir miktar daha öfkeli olabilir. Mesela yaşlılık depresyonu ya da erişkin depresyonu içe kapanıklık, içe dönüklük, mutsuzlukla giderken özellikle ergen depresyonu çocuk fazla öfkeli, anneye daha babaya agresif. Çok isyanlı, agresif dönem geçiriyor olabilir. Bu çocuklar hemen ergenlik döneminde aman zamanla geçer diye düşünmemek lazım. Acaba bir yardım alsak mı, bir destek alsak mı, çocuğumuz depresyonda olabilir mi diye de düşünmek lazım. Depresyonda da olabilir tabii, yani tabii. Sadece. Tabii alışık olduğumuz depresyon resmi ergenlerde farklı gözükebiliyor. Hocam bu dönem biraz uzun sürerse mi hemen bir acaba doktora göstereyim yoksa ilk hani gördüğümüzde bu agresifliği, bu değişik davranış bozukluğu? Aşağı yukarı 6 ay sürüyor olması 6 lazım. 6 ay sürmesi lazım. 2 haftadan uzun süre devam ediyor olması lazım. Hı-hı. Süreyen olduğunu, devam eden olduğunu belirleyebilmek için. Peki depresyonumuz varsa sizin biraz evvel dedikleriniz, izleyen izleyicilerimiz "aa bende var bunlar" diyorsa... Yani bir doktora görünmeden de kendi başına ilaç tedavisi hani böyle antidepresanlar kullanılabiliyor mu? Yoksa illa bir hani uzmanın görmesi mi gerek? Kesinlikle tek başına ilaç kullanmamak lazım. Çünkü her hastada da bir her çok danışanda çok fazla kullanan var. O yüzden ilaç kullanmıyoruz. Tabii günümüzde günlerde kadınlar artık ilaçları evet, konuşuyor. Yani benim annem de günlere gidiyor. Bakıyorum oğlum bir ilaç varmış, şöyleymiş, böyleymiş, bunlar alıyormuş diye antidepresan anlatıyorlar. Antidepresanı artık tabii, hepimiz tabii. biliyoruz maşallah. Herkes toplumları. Konuşuyor. Dolayısıyla İlaç kullanmaktan imtina etmek lazım. Evet, bugün dikkat. Nasıl bakın Sağlık Bakanlığı diyor ki antibiyotik kullanmamanız lazım. Aynen. Kullanmamak için bir boğaz testi yaptırmanız lazım. Aynı şey bunun için de geçerli. Aynen öyle. Şimdi yaşam konfor devri olduğu için kimse klimasız arabaya binmek istemiyor. Bizim antidepresanlar da klimalı. Aynen öyle oldu. Yani, İlacı alınca rahatlıyorsunuz. Tamam ama gerçek yaşamın sıkıntıları var. Evet, kalp çarpıntısı yapıyor, bir takım ilaçlar bir sürü de yan etkileri de var, yapıyor. Dikkat etmek dolayısıyla lazım. Dolayısıyla mutlaka doktor önerisiyle kullanmak lazım ve gerektiği zaman kullanmak lazım. Peki, yine bir telefonla devam ediyoruz. Depresyondan çıkıyoruz. Bakalım telefondaki izleyicimiz bize ne soracak. Hoş geldiniz efendim. Alo. Günaydın. Günaydın, hayırlı yayınlar. Sağ olun. Var mı sizde depresyon belirtisi? Yok, benim depresyona girmeye vaktim yok. çoluk çocuk var tahminim. Evet, 2 tane. Allah bağışlasın. Buyurun. 4 aylık. Allah bağışlasın. Buyurun, sizi dinliyoruz Cumhur Hocam'la. Benim ilk oğlum 2,5 yaşındayken doğum yaptım ben. Çok sakin bir çocuktu o zaman. Doğumdan sonra ikinci bir çocuk gelince gece bağırmaları başladı. Gece bağırıyor. Su istiyor, su içmiyor, beni istiyor, beni istemiyor. Yani o gece biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kaç yaşında ikinci, şu an yeni mi doğdu? Şu an yeni doğan 4 aylık oldu da. 4 aylık. İkinci çocuğunuz, ilk çocuğunuz 3 yaşında. 3 yaşında. Evet, 13 yaşında. Ha. 13 mü, 13 mü, 3 mü? 3. 3. 3 hocam. Hocam tabii kardeşler arası kıskançlık tabii. olabiliyor, anneyi paylaşamama oluyor, ne yapacak annemiz? Şimdi 3 yaş dönemi kritik bir dönemdir çocuklarda, inat dönemidir. Evet. Özellikle tuvalet alışkanlığının kazanıldığı dönemdir.
aileyle inatlaşma, tuvaletle inatlaşma, işte kakasını yapmakla inatlaşma, öfke dönemi zaman zaman kendini yere atma dönemidir. Eyvah. Bir de bunun üstüne kardeşi koyduğunuz zaman sevgiyi paylaşmanın mecburiyeti, ilginin, alakanın ona gidiyor olması çocuğun öfkesini daha da arttırıyor. Bakın öfke daha çok daha da artmış ve çocuk rüyalarında dahi bağırarak uyanır hale gelmiş. Bu tür durumlarda çocuğa bir miktar daha ilgiyi arttırmak iyi bir seçenek. Çünkü 3 yaş çocuğu kardeşinin yeni doğduğunu ve bakıma muhtaç olduğunu henüz anlayabilecek zihinsel gelişimde değil. Anne de ne zor durumda şimdi süt çok vermek zorunda, tabii, ilgiye tabii, muhtaç bir 4 aylık. Orada tabii babaya rol düşüyor artık. Evet. Yani babanın biraz daha topa girip zaman zaman küçük bebekle ilgilenip annenin oğluyla biraz daha vakit geçirmesine olanak sağlaması lazım. Evet. Çünkü evliliğin böyle bir sorumluluğu da var. Ama ne kadar Şeker hanımefendi diyor ya hani vaktim mi var diyor depresyona girmeye hakikaten öyle. Vallahi Allah kolaylık versin ama en güzel vakit geçirme olsa gerek. Çok teşekkür ediyoruz. Diğer telefonumuza devam ediyoruz Cumhur Hocam. Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Alo buyurun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Canlı yayındasınız. Günaydın. Buyurun doçent doktor Cumhur Taş sizle. Günaydın hepinize. Sağ olun efendim. Ya benim 16 yaşında bir oğlum var. Evet. Evet. Benim 16 yaşında bir oğlum var. Evet. Lise 3'e gidiyor. Okulu bıraktı bilgisayar bağımlılığı Allah. Yüzünden. Eyvah. Okulu bıraktı. İnan bak o kadar başarılı bir çocuktu ki. Bilgisayar okulu bağımlılığı bıraktı. Yüzünden okulu bıraktı çocuğumuz. Evde, evde 24 saat bilgisayar oynuyor. Sadece yemek yemek için kalkıyor. Ay ne zor bir durum. Evet okulu bıraktı. Götürdünüz mü bir doktora, bir uzmana? Ya götürdüm. Buralardaki doktora götürdüm. Ben uzay götürmedim. Petikoga götürmedim. Buradaki bir hani şeye götürdüm. Psikiyatrise. Nerede yaşıyorsunuz? Muğla'da yaşıyorum. Muğla'da? Evet. Of ya bu çok bilgisayar babamın vallahi bizim derdimiz çağımızın. Tabii, tabii, ama internet. Şimdi de açık öğretime yazdıracağım okusun diye. Hı hı. Öyle de işte yani bir sırf 24 saat bilgisayarın başında olmak ne demek? Sadece yemek de... yemek için ara veriyormuş, devam ediyormuş. Ya, hocam devam. Ne yapacak? Tepki gösterdiğim zaman da, agresifleşiyor. Hı hı. Tabii şimdi anneye karşı da 16 yaşında bir de yaş anneye büyüdü, de sinirleniyor. Yaş da büyük. Ay çok zor bir durum. Şimdi bu tür durumlarda... Ne yapabilirim yani? Şimdi sizi düşürdüm de onun için hani... İyi yaptınız. Öğrenmek istiyorum. Birçok annenin de sesisiniz şu an eminim. Çünkü maalesef bilgisayar başına çok fazla vakit geçiren evlatlarımız var. Cumhur Hocam bakalım ne diyecek? Şimdi internet bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı bir hastalık olarak tanımlanmıştır artık. Öyle Amerika hocam, literatüründe evet. De ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Şimdi bunun üç boyutunu düşündüğünüz zaman önce biyolojik boyutta bilgisayarlar çabuk haz aldırıyor size. Oynuyorsunuz, hareket yapıyorsunuz, aksiyona geçiyorsunuz, haz alıyorsunuz, keyif alıyorsunuz. Hızlı yanıt verdiği için de buna bağımlılık çabuk gelişiyor. Ve çocuk hiç bundan kopamıyor. Bir de özellikle böyle bütün gece oynanan oyunlar bizim fantezi oyunu dediğimiz bilgisayar içerisinde bir role girdiğiniz, rolde başarılı oldukça güçlendiğiniz, seviye kazandığınız bir rol. Bakınca bu gerçek yaşama çok benziyor. Hepimiz hayatta bunu yapmaya çalışıyoruz evet. Ama bilgisayarda bunu hızlı yapabildiğiniz zaman... Çocuk bundan kopamıyor. O zaman sanal bir yaşam yaşıyor. Sanal bir gerçekliği yaşamaya evet. Başlıyor. Gerçek yaşamda o zaman sorunu var demek ki çocuğun. Bu biyolojiden psikolojiye geçtiğimiz zaman. Günlük yaşamında kendini yetersiz ve başarısız hissettiği alanlar olabilir. Gerçek dünyasıyla ilgili. İlişki sorunları olabilir. Sosyallikle ilgili sorunları olabilir. Ebeveynleriyle kendi sorunları olabilir. Ya da evin içerisinde bir huzursuzluk ortamı varsa da bundan uzaklaşmak amacıyla da o... Sanal ortama girmiş olabilir. Tabii burada okul reddi, okula gitmeyi bırakmak önemli bir sorun. Çok. Hele de başarılı bir çocukken tam bu döneme geliyor olması biraz sanki hadisenin biyolojik yönünün yanında ailevi ve psikolojik yönlerini de incelemek gerektirdiğini yani bana düşünüyorum. Kesin bir psikiyatriste gitmesi kesinlikle gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle bir psikiyatrist ve psikolog bir ekibin değerlendirmesi gereken bir danışan grubuna giriyor hastamız ve bütüncül yaklaşmak çok önemlidir. Sadece bağımlılığı geçsin, efendim beynindeki bu bağımlılık merkezini düşürelim diye ilaç vermek yetmez.
Neden bu çocuk okulu bırakıyor? Bunun altında yatan sebep nedir? Okulda bir sorun mu oldu? Öğretmenleriyle bir sorun mu oldu? Ya da sanal dünyada bir başka sorun mu yaşıyor? Bunu değerlendirmek gerekir. Bir de gelen uzmanlarımızın da, sevgili seyircilerimiz de genellikle hatırlar. Hani eğer 4-5 saat vakit geçiriyorsa da fazla, onun yerine bir şey koyun diyorlar. Yani tamam, bilgisayarı aldın elinden de ne koyacaksın onun yerine? Tabii, büyük bir sıkıntı. Çocukla vakit geçir. Çocuğu bir spor aktivitesine bir şeye yazdır. Çocuğa arkadaş ortamı sağlar, değil mi hocam? Tabii, bunları yapmalıyız. Mesela 15 tatil aslında bunun için de büyük bir fırsat. Evet. Anne babalar artık çocukları akşam erkenden uyumak zorunda değil. Sabah okulları yok. Vakit geçirelim. Anne babalar geç eve geliyordu. Bu bizim bahanemizdi şimdiye kadar. Çocuğumuz erken yatıyor, yeterince vakit geçiremiyoruz. İşte size bir fırsat. Aynen öyle. 15 tatil süresince akşamları çocuklarınızla vakit geçirin. Sinemaya gidebilirsiniz, tiyatroya gidebilirsiniz, birlikte bir şeyler yapabilirsiniz, bir kutu oyunu oynayabilirsiniz, kağıt oynayabilirsiniz, isim şehir hayvan bile oynayabilirsiniz. Aynen öyle hocam. Peki bu arada sevgili seyircilerimiz, tabii ben de yönlendirmiş olabilirim, çocuklarınız, çocuklarla ilgili sorular sorabilirsiniz diye. Kendinizle de, kendi ailenizle de ilgili soru sorabilirsiniz efendim. Çünkü psikiyatri uzmanımız sadece çocuklar üzerine konuşmuyor, biliyorsunuz. Hani bunu da hatırlatmış olalım. Diğer gelecek telefonlar için 259 70 90 ve 91 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Hoş geldiniz yeni telefonumuz. Alo. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız mı dediniz? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Duymadık. Teşekkür ederim. Ne güzel neşeli geliyor sesiniz. Güne nasıl başladınız? Böyle hani yaşasın, bugün de uyandım, sağlıklıyım diye mutlu uyananlardan mısınız? Vallahi ne yalan söyleyeyim Ece Hanım. Grip oldum. Dünden beri bir baş ağrısı yaşıyorum. Enerjime sağlık demem benim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Enerjim yeteri kadar yüksek değil ama kendi içimde böyle kendime moral vermeye çalışıyorum, enerjik olmaya çalışıyorum. Bir şekilde hayatımı ikame ettirmem gerektiğini düşünerek enerji yüksek tutmaya çalışıyorum açıkçası. Ne güzel. Ay, aslında ne güzel. Böyle ayakta durmalıyız. Tabii, değil mi kendi hocam? Kendi kendini motive edebilmek aslında helal bütün olsun. Hastalıklardan koruyor bizi. Bravo. Yani işin bir de gerçek tabii ki değer boyutu var ki evlilik hayatımda çok da mutlu değilim. Neler yaşanıyor, ne oluyor? Kaç yıllık evlisiniz? Keşke yıllık olsaydım da öyle söyleseydi bu sıkıntılarımı. Ben henüz 6 aylık evliyim. 6 aylık evlilik. Ne kadar flört dönemi oldu? Ya, flört dönemini soracak olursak 3 ay. Ancak 1,5 sene kadar da nişan ve sözlülük dönemini sürdü ve sonrasında evlendim. Tabii ki nişan sürecinde bir takım şeyleri görebiliyorum ancak eşim çok farklı yapıya sahip. Yani özet olarak söylemeye çalışacağım şimdi. Şöyle bir durum. Ben tabii ki evlendikten sonra bazı şeylerin farkına vardım. İnsanlar içerisinde oldukça topluma uyum sağlıyor. Ancak insanlardan koptuktan sonra kendi rahat olduğu insanların içerisindeyken çok daha farklı bir insan çıkıyor karşımıza. Kesinlikle. Yani atıyorum ben mesela ailemle bir araya geldiğimde ortama uyum sağlıyor. Ancak evimize geldiğimizde bakıyorum ki diyor sürekli olarak of sıkıldım, niye sürekli gidiyoruz, neden böyle yapıyoruz. Oysa ki sürekli değil, en son 15 gün önce gördüm, yaklaşık 1 kilometre kadar uzağımda benim ailem. Peki ne yapıyor mesela, evde tartışmalar neden çıkıyor? Hani neden böyle bir 6 aylık bir evlilikte nasıl bir sıkıntınız var? Ece Hanım, o kadar içim acıyor ki bunu söylerken, yani samimiyetime dayanaraktan söylemek istedim. Yani çok basit bir örnek vereyim. Geçen günlerde benim hani aksesuar olarak değerli bir takımı özel bir yerde muhafaza ediyoruz evimizin. Ancak ulaşımı zor bir yer olduğu için onu da o hafta içerisinde takmak istediğim için nasıl söyleyeyim, onu oraya kaldırmadım. Çok basit bir şey. Bir pazar günü çok güzel, mutlu mesut. Birbirimize böyle neşeli bir şekilde uyandık. Ancak sadece bunu oraya koymamış olduğum için o gün çok şiddetli kavga yaşadım. Yani bunun açıklamasını yapmaya çalışıyorum, kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Ancak yetersiz kalıyorum. Yani az önce Çağatay Bey'in depresyon içerisinde belirttiği özellikleri söyleyeyim. En kötüsü var benim için. Yani ben de kişisel gelişim kitapları okuyup kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Eşimde hiçbir böyle girişmiyor.
Ay, Çağatay Bey'in sıralamış olduğu depresif belirtilerin nasıl söyleyeyim yani 7 belirti de 6'sının bende olduğunu fark ettim. Peki, yani diyorsunuz ki yani ne kadar küçücük şeylerden bir anda hani öfke kontrolünü kaybetme durumu var mı? Şiddet var mı? Yok, hayır. Şiddete kesinlikle eğilim yok. Yani bunu gözlemleyebiliyorum. Eğilim yok. Ancak ben böyle evlilik danışmanından yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ki Çağatay Bey bile devlet hizmeti olduğu için bir defa gittim. Hı hı. Çok zaman önce de kendimi ciddi bir ilişkiden ayrıldıktan sonra gitme ihtiyacı duyduğum için gitmiştim. Ancak ikisine de birer kez gittim. Aslında çok bilinçli, çok bilinçli bir hanımefendi Cumhur Bey. Hı hı. Ve yani böyle durumu yaşayan birçok bayana tabii. da genel bir soru olacak belki. Tabii. Kabuk değiştiren erkekler, bu hanımlarda da var. Evlendikten sonra değişiyorlar, gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve dışarıda farklı davranıyorlar. Belki el üstüne tutuyorlar ama evde... Evde daha farklı. Evde aslan kesiliyorlar. Ne yapacak hanımefendi? Şimdi evliliğin birinci ve beşinci yılı en kritik dönem. Birinci ve beşinci yıl. Birinci ve beş. Biri atlatıp beşi atlatırsanız sırtınız yere gelmez. Hı. Birinci yıl neden bu kadar zorludur? Çünkü uyum sorunu çok fazla olur. Tanıma süreci. İlk başta hepimiz biz daha ataerkil bir aile yapısına sahibiz. Anne babaların yoğun olduğu, özellikle annelerin sözlerinin çok fazla çocuklar, erkekler tarafından özellikle fazla dinlenildiği bir aile kültürüne sahibiz. Geleneksel aile yapısına sahibiz. Bu evlendiğiniz zaman erkeklerde bir miktar suçluluk da yaratıyor. Hmm. Bu aileden kopmak, yeni aileye girmek... yeri geldiğinde eşinin annesine dahi gitmek kişide bir suçluluk yaratıyor. Bunu diline de getiremiyor erkek. Efendim kayınvalideme gitmeme sebebim anneme yeterince vakit ayıramamaktır diyemiyor. Bunu bilinçli olarak da düşünebilse belki daha kolay üstesinden gelebilecek. Bütün bunları yapamadığı zaman yeni eve girmek, yeni evlenmek. Evlenmek adı üstünde yeni bir evde karı kocanın yeni bir hayat kurması demektir. Artık anne babaların mesajlarının olmadığı bir düzeni kurmak demektir. Hı hı. Özellikle erkeklerimizde, ülkemizde bu sorunlar çok fazla olur ve eğitim seviyesi ne olursa olsun evliliğe uyum sağlamakta sorun yaşarız. Çünkü bizler hepimiz evliliği anne babadan gördüklerimiz kadarıyla. Yani sizin evliliğiniz anne babanızın evliliğinizin bir kopyasıyken eşinizin evliliği de keza aynısının bir benzerini yaşama isteğidir. Ama uyum dönemi birinci yıldır. Gerçeği fark etme dönemi. 6 ayda fark etmişler. 6 ayda birbirini yiyorlar. Bu nasıl hocam? Şimdi, nasıl çözümlenir ya? Burada çiftlerin ben dilinden konuşması lazım, sen dilinden konuşmaması lazım. Hmm. Bir şeyi düzeltmek istiyorsak karşımızdakini suçlayarak bir çözüm bulamayız. Önce kendimizde ne var ve neden böyle oluyor'yu düşünmemiz lazım. Bir erkek penceresinden bakarsak ben neden mesela bahsetti benim tabii. anneme gidemiyoruz dedi. Hmm. 1 kilometre mesafede diyor, 15 günde bir gidiyoruz. Gidemiyoruz dedi. Ben neden bunu yapmak istemiyorum o? Bir erkek olarak benim düşünmem gerekir. Hmm. Keza sizin de ben neden böyle bir şeyi eşimin kızacağını biliyorsam ya da öngörebiliyorsam neden yapıyorumu düşünmeniz lazım. Çünkü evlilik iki dişlinin birbirine girmesidir. Elbette yontulacak ama... Önce ben diye soracağız. Önce ben diye soracağız. Her şeyin başı o. Ben neden yaptığımı biraz sorgulayabilirsek çok aşama kaydedebiliyoruz. Çünkü işin sonunda bu evliliği sürdürmek istiyoruz. Peki hocam ben evliliğini geçiyorum da hanımefendi hatta mısınız? Evet, sizi dinlemekteyim heyecanım. Şimdi benim sizle ilgili Cumhur hocama en çok sormak istediğim soru biraz evvel depresyonun 7 belirtisini hı hı. söyledin hocam. 6'sı bende mevcut Pardon. Diyor. Ne yapacak bu? Şimdi... Hanımefendi. 2 haftadan süren hemen her gün bu belirtileri yaşıyor olması kişinin sağlıklı karar vermesine çok engel olur. Engeller. Bazen böyle bir ruhsal hassaslık, böyle bir rahatsızlık dönemi içerisinde kişi normalde yapmayacağı refleksleri, yanıtları verebilir. Mesela hemen ayrılmak, hemen ilişkiyi sonlandırmak ya da gitmiyorsa bırakalım diyebilmek gibi. Hı hı. Önce karar vermeden... Temelde bu depresyonu çözmek lazım. Bir psikiyatriste görünsün değil mi? Mutlaka bir psikiyatriste, bir ruh sağlığı uzmanına görünüp tedaviyi düzenleyip, ilaçlı olur, ilaçsız olur, terapiyle olur düzenleyip ondan sonrasında evliliğiyle ilgili planlamalara devam etmesi lazım. Karı koca olarak da aile danışmanlığı ailenin birlikte gittiği bir kurumdur. Tek başına aile danışmanına gidilmez. Mutlaka eşini bir şekilde ikna edip, onu yola getirip, onunla birlikte gitmesi gerekir. Ben bazen
klinikte görüşmelerimde de söylüyorum. Bütün erkekler biraz hıyardır diyorum. Ah. İş diyorum o hıyardan cacık yapmayı bilmekte. Aa güzel ama. O konuda ben bunu desem topa tutarlar bir erkeğin söylemesi güzel oldu. Hocam tekrar alabilir miyiz cümleyi tam duymadım ben. Bütün erkekler hıyardır diyorum ama iş o hıyardan cacık yapmayı bilmektedir evet. diyorum. Eşlerinizden cacık yapacaksınız. O hıyarlardan gibi ben demiyorum hoca dedi. Vallahi Cumhur Hoca dedi. Peki hanımefendi isminizi vermek istemediğiniz için söyleyemiyorum. Duydunuz mu? Lütfen bir psikiyatriste görünün. Çok özür dilerim. Kimse kızmasın. Eşiniz vesaire değerli değil. Önce siz değerlisiniz. Önce siz kendinize değer verin. Ece Hanım, sözünüzü bağla kesmek istiyorum. Son olarak ben şunu belirtmek istiyorum. Hani Çağatay Bey'in söylediklerini kesmek Cumhur Bey. Düzeltiyorum. Çağatay ne buna? Özür dilerim Cumhur Bey. Nasıl? Sen de. İşte Cumhur Bey'in söylediklerine kesinlikle katılıyorum ve şunu belirtmek istiyorum. Kayınvalideme ilgi göstermek olsun. Eşimin doğum gününde bile kayınvalideme çiçek verdim. Düşünün ona naif davranmaya özen göstermeye çalışıyorum. Ancak ben eşime kendimi bir türlü kanıtlayamadım. Yani son olarak söylemek istiyorum. Gitmiş olduğum danışmanlık hizmetlerinde de eşim bunu bilmiş olduğu için en ufak bir kavgamızda bana şunu söyledi ve ben çok demoralize oluyorum. Yani sen 10 tane de 50 tane de danışmana gitsen özür dilerim kaba tabiriyle söylediğini aktarmak istiyorum aslında Cumhur Bey. Çok özür dilerim mesleğinize sonsuz saygım var. Sen 50 tane de deli doktoruna gitsen seni tedavi edecek hiçbir doktor yok. Yani bu tarz yaklaşımlarla bana geri dönüyor. Yani bu da psikolojik şiddet. Kaldık tabii ruhsal olsaydı. Tabii. Kaldı ki yani kendisini benim danışmana götürmem kesinlikle mümkün değil. Yani bu hani Ece Hanım benim adıma çok güzel sorular yöneltti size. Ancak şunu da belirtmeliyim ki hani bu tarz sorunlarda biz nasıl savaş sergileyip hani benim gitmeme bu şekilde yaklaştım gösterirken kendisini nasıl oraya ikna etmem gerekiyor mu? Hiçbir fikrim yok. Ben çok açığım. Çünkü hayata enerji dolu başlamıştım. Yani çok güzel bir yuvada yetiştim. Hamdolsun anneme ve babama şükürler olsun Allah'ım bana ver. Yani çok neşeli, problemlerin üstesinden ailece gelebilen bir aile ortamında yetiştim. Az önce dediğiniz o cümleye kesinlikle katılıyorum. Ailelerden gelen... Ne görürsek onu yansıtıyoruz. Tabii. Peki öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Yani hocamın da izniyle mutlaka siz önce bir psikiyatriste görünün. Sonra kendinizi düzelttikten sonra karşı tarafı da bir şekilde ikna tabii. edip terapiye yani, gitmek en sağlıklısı sevgilerimizi yolluyoruz. Bazen erkekler terapiye gitmeye soğuk baktığında terapi sadece bir terapistle olmak zorunda değil. Ataerkil yapısına sahip ailelerde aile bireylerinden sözü geçenlerin de önerileri doğru. dikkate alınıyor. Yani bu tür erkekler belki bir terapistin sözünü dinlemez ama sözünü dinlediği bir erkeğin annesini sözünü dinler. Bu anlamda da onları da işin içerisine katmak yanlış bir uygulama olmaz diye doğru düşünüyorum. Doğru hocam. Peki diğer telefonumuzu alıyorum. Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Buyurun sizi dinliyoruz. Hocam benim bir sorum olacaktı. Buradalar. İki tane çocuğum var. Biri özel sınıfa gidiyor 12 yaşında. Öğrenme güçlüğü var. Bir tane kızım var. Birinci sınıfa başladı. Şu an yalnız karnesi çok kötü. Okumayı falan tam olarak sökemedi. Öğretmenin de bir unutkanlık söz konusu olduğunu söyledi. Hı hı. Acaba diyorum hani oğlumda yaşamış olduğum sorunları kızımda da yaşayabilir miyim? Aynı sıkıntı olabilir mi? Çünkü kızım hareketli, hiperaktif bir çocuk. Hı hı. Ne yapmamız gerekiyor hocam? Yani bize öğretmenin söylediği işte ikinci döneme kadar çocuk tamamen hani okumayı sökemezse, toparlayamazsa kendini bir RAM'a, araştırma merkezine göndereceğini söyledi. Acaba oraya götürmekle doğru mu yaparız? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi soralım Cumhur Hocam. Şimdi annesi sorun çözüm odaklı olmak lazım. Çocuğumuzda bir öğrenme güçlüğü var. Öğrenme güçlüğünün iki tipi var. Bir zeka düzeyinin normal olarak tespit edildiği, bir de zeka düzeyinin yaşıtlarından bir miktar daha geri tespit edildiği durumlar. Bir miktar geri tespit edildiği durumlarda biz tam öğrenme güçlüğü diyemiyoruz ona. Biraz hafif düzeyde de olsa bir zeka geriliği olabilir. Hmm. Zeka testleri kağıt kalem testleridir, performans testleridir. Eğitimle ileriye taşınabilir bir miktar. Sınırlarını zorlayabilir çocuklar. Onun için çözüm odaklı olacağız. Hızlıca
Önce bir zeka tespiti yapacağız. Evet. Çocuğun bu öğrenme güçlüğünün zeka dolayısıyla mı yoksa özgül öğrenme güçlüğü dediğimiz okuma yazma ya da hesap yapma bozukluğu mu olup olmadığını tespit edeceğiz. Eğer ki özgül öğrenme güçlüğü ise o zaman şuna bakmak lazım. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu hastalığı var mı yok mu? Eğer yok ise özgül öğrenme ile ilgili terapiler, öğrenme terapileri, eğitim terapileri, bireysel eğitim, özel eğitim çok işe yarıyor. Çocuklar hızlıca yaşıtlarının seviyesine geliyor. Eğer dikkat eksikliği var ise o zaman belki bir miktar ilaçlardan da faydalanmak lazım. Eğer ki durum diğer resimdeki gibi ise yani bir miktar zeka geriliği var ise o zaman yine yoğun özel eğitim işin içerisine girilmeli. Aile özellikle çocuklarıyla normalde geçirdiği diğer çocuklarından bir miktar daha fazla vakit kaliteli vakit geçirmeye özen göstermeli. Eşlik eden dikkat eksikliği varsa yine tedavi edilmesi gerekir. Ailelere burada en önemli öneri okuma bozukluğu olan çocuklar ister zeka geriliği olsun ister olmasın. Her akşam bu çocuklar işitsel hafızaları iyi olan çocuklardır. Her akşam yatarken 2-3 tane kitabı çocuğumuza sesli olarak yanında birlikte okuyor olmamız lazım. Masal mı okuyalım Masal hocam? Masal okuyacağız tabii. Masalı ne zamandan itibaren okuyalım çocuklara? Kaç yaşından itibaren hocam? Valla açıkçası birinci yaştan itibaren dahi çocuk anlamasa dahi dil gelişiminin oluşması amacıyla okumak çok önemli. Ben de okumaya başladım ondan mutlaka, soruyorum. Mutlaka ama bu yaş çocuklarında okuma yazmayı öğrenme aşamasında dahi efendim bir masal kitabını birlikte alıp birlikte bakmak çok önemli değişiklikler yaratabilir. Diğer yandan özgül öğrenme güçlüğü varsa bu çocuklarda mesela siyah beyaz defterler yerine renkli ama çok kontrastı yüksek olmayan defterlerle çalışmanın bilimsel olarak bu çocukların öğrenmelerini daha hızlandırdıkları tespit edilmiş. Bütün bunları yapabilmek için önce sorunun ne olduğuna bakmak lazım. Peki hocam, telefonumuza geçmeden ben son bir sorum var. Sürekli diyoruz ya, hocalarımız gelen hocalarımız da diyor, kaliteli vakit geçirin, kaliteli vakit geçirin. Bu kaliteli vakit nedir hocam? Birebir, yüz yüze. Benim sizinle şu an ne yaptığım kadar, şey. Mesela bütün gün içerisinde bizim bir saat dahi yetişseniz. Bir saat bile birebir yüz yüze tabii. Geçirdiğimiz vakit çocuğumuza kaliteli. Çocuğu doyurur. Evet. Yani çocuk o açlığını giderir. İnanın bir saat vakit geçirirsiniz sonra gider kendi oyuncaklarıyla gayet huzurlu bir şekilde oynayabilir. Peki teşekkür ediyorum hocam. Devam ediyoruz. Tabii. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim kızım. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Siz nasılsınız? Şükür Allah'a iyiyiz. Uğraşıyoruz. Ben bir yıl dört gün önce eşimi kaybettim. Neyi kaybettiniz? Eşini kaybettim. Eşinizi. Efendim? Eşimi kaybettim. 3,5 yaşında ben kendim 60 yaşındayım. Bir yıl üç gün oldu bugün. Ve şimdi çocuğuma nasıl davranacağım, ne yapacağım sorularına cevap veremez haldeyim. Çok akıllı bir çocuk. O kadar akıllı ki yani ne desen yapabilen ama ben cevap veremiyorum. Kaç yaşında? Üç buçuk yaşında. Kreşe gönderiyorum. Nereye gönderiyorsunuz? Kreşe gönderiyorum diyor. Hocam evet ya. Nasıl sorularına nasıl yanıt vereceğiz? 3,5 yaşındaki bir çocuğun ne diyeceğiz? Tabii 3,5 yaşında çocuk ölümü anlayabilecek zihinsel olgunlukta değil. Değil. Genellikle gitti, uzakta, gelmeyecek, çok uzun mesafede falan gibi tanımlamalar yapılıyor ölümle ilgili. Sorduğunuz zaman da uzakta diye açıklıyor. Dolayısıyla açıklamasını, anlamasını beklememiz mümkün değil. Evet. Ama mutlaka bir çocuk psikoloğundan pedagogla yardım almak acaba? Gerekir. Mutlaka çocuklar konusunda uzmanlığı olan bir psikolog, bir çocuk gelişimci ya da çocuk psikiyatristi çocuğun bu ruhsal durumunu değerlendirmeli. Bu anlama sürecinde çocuğa yardımcı olmalı. Çocuklarla böyle yüz yüze oturup konuşamıyorsunuz her şeyi. Çocuklarda oyun terapisi denilen uygulamalar var mesela. Çocuk bazen bir oyun üzerindeki rollerle dahi içindeki ruhsal dünyasını yansıtabiliyor. Ya da bir kağıdın üstüne çizdiği resimle babanın mutlaka böyle bir yardım alması ve bunu mümkün olduğu kadar hızlıca yapması gerekir. Bir de tabii babanın da bir yıl üç gün dedi, günleri dahi evet sayıyor. Evet ya, valla tüylerim diken diken oldu. Aynen mi? Yani nasıl... Allah kolaylık versin ve çok ne kadar bir süreç, eşini seven bir çok eş zor bir süreç. Gerçekten yani, görüntüsü. Ölümden sonraki bu döneme biz yas dönemi diyoruz. Yas, ne kadar sürer hocam? Normalde 6 ay
bilimsel olarak sürüyor olması gereken en dönem. En ağır depresyon o dönem o 6 ayda mı yaşıyoruz? Yasın içerisinde atlatalım. Depresyon olmaz genelde. Yas başlı başına kendisi ayrı bir fenomendir. Çünkü yasın içerisinde depresyon ne zaman olur biliyor musunuz? Benlik saygınızı yitirirseniz olur. Hmm. Yani siz özgüveninizi yitirmeye başladığınızda yasta, bu da aileler için, yakınını kaybedenler için bir uyarıcıdır. Kendinize olan saygınızı yitirmeye başlıyorsanız yasın üstüne depresyon ekleniyor demektir. Hmm. Ve o zaman biz genellikle tedaviyi öneririz zaten. Yoksa yas hepimiz için olması gereken, arzu etmediğimiz ama yaşamakla mükellef olduğumuz bir dönem. Ve sonrasında yaşama yeniden adapte olmaya çalışıyoruz ama adapte olmamız da gerekiyor. Bir şekilde geri dönüyor için, olmamız evet. lazım. Hani şey derler ya, bir yakınımız öldüğünde 40 tane mum yanar içimizde. Hı-hı. Her gün bu mumların azalıyor olması lazım. En son bir tane mum hep yanıyor. O hep içimizde yanıyor ama en azından bizi acıtmıyor artık. Bütün yakınlarını kaybedenlere de Allah'tan sabır diliyoruz. Allah da rahmet eylesin diyoruz. Tekrar beyefendiye de sevgilerimizi yolluyoruz. Kolaylık versin Allah. Peki, devam ediyoruz. Bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz. Günaydın. Alo. Buyurun. Günaydın, iyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun efendim, iyi fikirdesiniz. Doçent Doktor Cumhur Taş sorularınızı yanıtlıyor. Teşekkür ederim. Ben bugün 6 aylık evliyim. Bugün tam 6 ay oldu. Benim eşimle problemlerim var biraz. Hani benim ona herhangi bir söylediğim bir sözü altında çok farklı imalar arıyor. Eşi ölmüştü. Ben evlendim. 6 aylık oldu. Onun bir kızı var 25 yaşında. Sürekli kızımın psikolojisiyle ilgili problemler çıkartıyor bize. Hani kızımın psikolojisi bozulur. Kızım üzülür. Mesela ben evin içinde hiçbir değişiklik yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Sadece ben sanki bu evde bir misafirmişim gibi, yarın gidecekmişim gibi davranıyorum sürekli kendime. Eşi öldükten sonra ne zaman evlendiniz? Ne kadar vakit geçti? Eşi öldükten bir yıl sonra evlendik. Bir yıl sonra evlendiniz. Evet. Nasıl, görücü usulüyle mi, severek mi? Ya ben ilk gördüğümde onu severek evlendim. O da benden hoşlandığını, severek evlendiğini düşünüyorum. Biz 2-3 ay konuştuk telefonda. Sonra birkaç defa yüz yüze oturduk konuştuk. Sonra da evlendiniz. Evet, sonra evlendik ama sonra ilk 3 ay mı çok güzeldi. Hiç problem yaşamadı. Hocam 6. ay problemler. Diğer ama telefonda sonra da 6. ayda sıkıntı var. Değil mi? Bir yılın yarısı işte. Bir yılın yarısı. Peki bunu soralım yine. Aslında çok yine önemli bir konu, genel bir konu. İkinci evliliklerini yapanlar, üçüncü evliliklerini yapanlar. Şimdi hani ben de kendim düşünüyorum. Evet, oğlumun psikolojisini daha ön planda tutarım. Ama evleneceğim eşimin de psikolojisi önemli. Onu da etkilememek lazım. Nasıl orada, dengede tutacak beyefendi? Orada şöyle bir fark var. Şimdi ikinci evlilik eşinizi kaybettikten sonra yapılan evlilik farklı bir şey. Boşanma sonrası evlilik farklı bir şey. Evet, belki hala unutamamış. Burada kaybedilen eş sonrası bir evlilik var ve muhtemeldir ki yası bir miktar devam ediyor. Bu yas devam ederken belki bir miktar hani bu yası da örtbas edebilmek, durumu atlatabilmek amacıyla da bir evlilik yapmış olabilir. Her ne olursa olsun neticede evlilik akti sağlanmış ve bunun sorumluluklarını yerine getirmek gerekir. Ama sanıyorum yoğun suçluluk duyguları var. Kızını sürekli gündeme getirmesinin altında da bu yatıyor olsa gerek. Bu yoğun suçluluk duygularının bir miktar ortaya çıkarılması, anlaşılmaya çalışılması gerekli. Eşinin bunu duygularını sorarak, ne hissettiğini sorarak, bu suçluluğun altında yatan aslında babanın kendi suçluluğunu ortaya çıkartabiliyor olması gerekli. Zamana mı bırakmak gerekiyor böyle durumlarda? Bir miktar bu durumlarda müdahale etmemek en güzeli. Yani stabil kalmak, durumu dengede tutmak. Evde hiçbir değişiklik bile yapamıyorum diyor. Bir süre böyle devam edecek gibi duruyor. Çünkü yas bugünden yarına çözülmüyor. Hı-hı. Alternatif üretebilmek çok önemli. Evde değişiklik yapmazsanız ama eve renk getirirsiniz. Hı. Eğlenceli aktiviteler kurgularsınız. Baba adres olarak hep kızı gösteriyorsa belki biraz kızınla iletişimi arttırabilmek lazım. Çünkü söylemlerde hep adres kız gözüküyorsa belki onun üstünden o yolla devam etmek, babanın kalbini de fethetmekte daha da hızlı yol aldırabilir izleyicimize. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Diğer telefonumuza devam ediyoruz. Hoş geldiniz efendim.
Alo, iyi günler canım. İyi günler. Nasılsınız? Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Hocamız da iyi. Ben... Teşekkür ederim. Evet. Oğlum için aramıştım. Hocama bir sorum olacaktı. Ben oğlum lise 2. sınıfa gidiyor. Çok asabi böyle. Çok böyle sinirli, asabi böyle. Özellikle bana karşı, kız kardeşine karşı çok asabi. Kaç yaşındaydı hocam? Lise 2. sınıfa. Lise 2. sınıfa. Ergen. Lise 2. 16 mı oluyor? Ama hocam bu 8. sınıftan beri başladı. 3 yıldır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bayağı böyle asabi. Özellikle babayla arası iyi, benimle arası hiç iyi değil. Ben de buna çok üzülüyorum. Allah Allah. Özellikle niye öyle şey acaba? Yapıyor. Baba rahat mı? Bilmiyorum. Baba daha yani mı baba rahat biraz, tutuyor çocuğu baba acaba? Baba biraz bilmiyorum. Babayla arası çok çok iyi ama bana karşı çok böyle sinirli. Hatta böyle bir şey yemek ye dediğim zaman bile sen sus diyor, sen konuşma diyor, sen müdahil olma Eyvah. Diyor. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Ay, ne tabii. yapmam gerekiyor, ne yapabilirim? Bu sabah programımızı peki mesela izledim, siz bu tam hani, benlik dedim. Biz anneler daha hani çocuklarımızı deriz ya işte sıkı giyin, şunu yap, bunu yap, baba da aman rahat bırak der. Öyle bir durum yaşanıyor mu sizin evde? Ya öyle ya, baba da desem çok rahat bırakıyor değil ama bana karşı bir şey var, her nedense bilmiyorum, ben de anlamadım. Ya özellikle gün boyu çok fazla böyle haylaz bir çocuk değil desem, hani çok dışarı çıkıyor gelmiyor, beni çok özen bir çocuk değil. Ya özellikle sabah kalkıyor elini yüzünü yıkamadan televizyonun karşısına geçiyor. Televizyon sadece bizim sıkıntımız televizyon. Oturuyor 24 saat maç izliyor, maç özetlerini, ayrıntısını, şunu, yani kalk oğlum bir kahvaltı yap veya bir kitap oku veya bir şeyler yap. O işte bile ona çok ağır geliyor. O söylemem ona çok ağır geliyor. Hocam. Onun için ne yapmam gerekiyor? Ne yapabilirim? Nasıl davranabilirim? Hemen soruyoruz. Telefonunuzu kapatın. Televizyonunuzun sesini açın. Dinleyin Cumhur hocamı. Tamam hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Hocam. Burada şuna bakmak lazım. Şimdi çocuk isyanda ve ergenlik döneminin isyanı var. Ergenlik dönemi bir temize geçme dönemidir. Yani. Evet. Ergenliğe kadar yaşadığınız tüm anne baba ebeveyn kişilik sorunlarınız, ilişki sorunlarınızın temize geçildiği dönemdir, öfkeli bir dönemdir. Bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi de bölme dediğimiz savunmadır. Yani bu çocuklar bu dönemde siyah ve beyazı görürler. Arada gri tonları görmezler. Dolayısıyla ebeveynlerinden birisi hep iyi, diğeri de hep kötü roldedir kendi zihninde. Ne yapacağız? Sabırlı mı olacağız? Burada sabır çok önemli. Sabit durmak çok önemli. O öfkeyi absorbe etmek, yumuşak bir karınla karşılamak çok önemlidir. Bunu yapacağız. Bu birinci aşaması olacak. İkinci aşama çocuk baba ile ilişkileri iyidir. Ama kural koyucu evde anne gibi duruyor. Öyle olur genelde. Kural koyucu anne olduğunda anne öfke nesnesi oluyor. Öfkeyi çeken ilk taraf oluyor. Çünkü baba... Kuralı koymuyor, kurallara uyuyor ama kural koymuyor, çocukla zıtlaşmıyor bu anlamda. Kural koyan siz olunca da ister istemez zıtlaşmanız doğal. Benim evdeki gibi anneanne rahat, dede rahat, tabii. Ben kuralcıyım, bir şey oluyor, anneanne diye hemen oralıya tabii, gidiyor. Orada tabii aynı durum. Kesinlikle hem anneanneyle konuşmak lazım hem de bu olguda babayla konuşmak Doğru lazım. Doğru diyorsunuz yani hocam. Mesajların benzer oluyor olması lazım. Peki kuralların hocam, birlikte konuluyor olması çok lazım. Teşekkür ediyoruz bizi aydınlattığınız için, değerli ben bilgilerinizden yararlanmamıza izin verdiğiniz için hocam.